Mert. Canım oğlum. Geçmiş olsun. Nasılsınız Cemil Bey? Teşekkür ederim. Sizi vuran silahı bulduk Cemil Bey. Kimmiş? Karınız buralarda mı? Kantine kadar gitti. Kimmiş beni vuran? Sizi vuran kurşun karınızın silahından çıkmış. Karın mı? Nasıl olur? Balistik yalan söylemez. Ama karım durduk yerde beni vuracak değil ya. Yani beni korumak isterken yanlışlıkla olmuştur değil mi? Dosyanıza şöyle bir göz atma fırsatı buldum. Tabii tesadüf değilse bunlar. Daha önce kayınvalideniz sizi bıçaklamaya çalışmış. Şimdi de karınız... Bir dakika, bir dakika. Kayınvaliden mi? Suna Kaya. Eşinizin annesi. İnci Suna'nın kızı mı? Geçmişte olup biten hiçbir şey geçmişte kalmaz aslında. Sen şüphelerinde haklıymışsın Yasemin. Cemil'i vuran kurşun karısının silahından çıkmış. Dedim. Ben yanılmam. Benim hislerim inanılmaz güçlüdür. Ben asla bir de kimseye iftira etmem. Fıtratım da yok benim bu. Görüyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Beni vuran kurşun da o silahtan çıktı o zaman. Tabii canım. Neyse artık onu da teşkilat olarak siz karakola çekip öğrenirsiniz herhalde. Ama maalesef İnci Hanım'ı gözaltına alabilecek elimizde yeterince kanıt yok. Nasıl yok? Nal gibi silah var. Kurşunlar da ondan çıkmış. Nasıl yok? Ya silah var ama bu öyle yasal yollardan elde edilmiş bir delil değil ki. Ben kalkıp da bunu savcının önüne sunamam. Bir kılıf uydursanız. Hayır ben demiyorum. Yasal dışı bir şey yapın polis olarak. Ama bir pundununa denk getirseniz Allah aşkına ya. Keşke evden silahı o şekilde almasaydın da benim uygun yoldan elde etmemi bekleseydin. Ya kadın alırdı onu denizin derinliklerine atardı. Sonra kim kime dumduma. Ne yapacağız şimdi? Şeyimizin üstüne oturacak mıyız affedersin? Ya oturmayacağız tabii ama şu an tek umudumuz kocasının kadından şikayetçi olması. Onun da bizzat silah olduğunu söylemesi. Biliyor musun peki Cemil kadının onu vurduğunu? Evet. Bu İnci vaktiyle Cemil'e bıçakla saldıran kadının kızıymış. He? Suna? Suna Kaya. Aa! Ne diyorsun sen? Aa! Adamın başına gelene gelin. Bakın. Benim şimdi çıkmam lazım ama senden bir ricam var. Ne olur bana danışmadan bir şey yapma olur mu? Yok yok durum karışmış. Ne yapılır şimdi? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay şok geçirdim şu anda. Cemil'in haberi var mı acaba ya? Yoktur bence. Ay kafam karıştı. Kızlara danışayım bir. Kızlara danışayım. Görüyor musun Allah'ım? Mahalle değil, şeyhane. Ya ararım ben seni sonra. Nermin? Nasılsın? Ya yapma Allah aşkına. Bu kadar mı kızgınsın bana? Geçmeyecek mi hiç öfken? Konuşmak istemiyorum lütfen. Nermin, ya bir yerde oturalım, bir saat konuşalım kendimi affettireceğim sana. Ben seni bu şekilde kaybetmek istemiyorum. Nermin! Aa, Yasemin şimdi ben de sana geliyordum. Niye bakmıyorsun telefonlarına? Küs müsünüz siz? Yok ya. Sen beni niçin arıyordun ki? Ya öyle bir şey oldu ki aklım çıktı benim. Hadi anlat bana ne oldu? Gülşah, Elif'i çağıralım da öyle anlatayım. Çok hususi gel. Ay. Sıkı dur. Bu İnci var ya Suna'nın kızıymış. Ah, bizim rahmetli Sevim'in ablası Suna. Ya onun. İyi de Cemil onun kardeşini öldürdü. Niye kızını ona versin ki? Ne bileyim bilmiyordu belki. Belki de Cemil... Kızın başını yakmak için onun tuzağına düşürmüştür ha. Olamaz mı? Kızım bir de hasta yatağında gördüm ya ben bu mendebur Cemil'i. Bir üzül ben böyle bir duygusallaş Cemil abi falan diye. Aklıma tüküreyim. Bu üçkağıtçı ya. Pis bu. Ya bu Elif tamam gelmedi. Gülşah niye gelmedi? Allah Allah. Bunlar da tam kaçak ha. Vallahi billahi. Koş geldiler koş. Şuna bak boyun posun devrilmesin. Kendi çıkınını da kıza taşıttırıyor. Leylek bacak. Kesin öldürmeye çalışıyor bunu. Plan yapmış bu adam. Öldürecek olsa şimdiye kadar niye beklesin ki? Kızım televizyonlar bangır bangır bağırıyor. Bizi şeyimize kadar izliyorlar dinliyorlar. Hastanede zaten kamera sistemi vardır. Bu evine götürecek kızı.
kuytuya çekecek. Kesecek orada da. Bana bak, polise mi haber versek ha? Yok. Polislik değil, bunu biz çözeriz ancak. Peki ama nasıl? Cemil inciye saldırırsa biz ne yapabiliriz ki? Valla ne yaparız? İki kişiyiz zaten. Atlarız önüne, kızı alırız. Ben de 2-3 tane ekleştiririm. Bu da suç değil herhalde. Ah, yandım. Bana bak, incinin sesi değil mi bu? Kezzap döktü kıza. Aç kapıyı! Cani! Ne oluyor ya? Çekil içeri. Sana asla yedirtmeyiz. İnci! Kim? İnci! Kimi yedirtiyorsunuz ya? Biziz, korkma. İnci ses ver, neredesin? Nereye sakladın kızı? Ne saklaması be? Niye bağırıyorsunuz? Geliyorum işte. Allah'ım. Kezzap'a elinden mi başladı bu senin? Kezzap mı? Çay koyuyordum, elime döküldü. He? Senin ne işin var burada? Yani sizin. Kesin bize geçmiş olsuna gelmişlerdir. Değil mi hanımlar? Tabii ya. Geçmiş olsuna geldik. Ha, gördün mü bak? Sen de misafirlerimize bir çay koyuver. Buyurun hanımlar. Cemil, hakikaten geçmiş olsun. Yasemin söyledi, ciğerlerin çok kötüymüş. Söylemese şaşardım zaten. Peki, İnci'nin haberi olmadığını da söyledi mi? İnci demişken, hakikaten isminin anlamını taşıyor bu kızcağız. İnci gibi. Seni ne kadar çok seviyor, çok enteresan geliyor bana. Ya öyle değil yani. Kalpten seviyor. Bir de sana her şeyi söylemiş bu ya. Ben ona şaştım kaldım dürüstlüğüne. Yani seni vurduğunu dahi söylemiş. Bu kız kim yapar bunu bu devirde? Hem vurup hem söylüyor. Yani kalbinden vuruyor, onu demek istiyor. Seni kendine aşık etti ya, o manada. Kalp kısmı. Cemil abi aman diyeyim, sen karının kıymetini bil bak. Biliyorum zaten. Ben cezaevindeyken bana mektup yazan, ziyaretime gelen... ...veden daha aklanmadan benimle evlenmeyi kabul eden İnci'ydi. Şuna mektup yazaydın keşke sen de ya. Dedikleri gibi birini öldürmüş olsam bile yine severdim seni. Yine sana inanırdım. Yalnız gerçekten çok ulvi bir aşk bu. Tabii canım, tabii. Günümüzde yok böyle. İnce ile Cemil konuşup anlaşmışlar. Mesele bitmiş. Daha fazla kurcalayıp yuva bozmayalım. Bence de. Zaten bunlar yarın bir gün çocuk yaparlar. Suna abla da o bak, zaman... Bak. Kızılcadı'yla yoluk kafa. Kim bilir kimin kazanını kaynatıyorlar. Bana bak, Emel geliyor. Allah'ını seversen Suna'nın kızı olduğunu ima etme bu İnce'nin. Çünkü bu biliyorsun yangına benzinle gider. Ne o kız? Ben geldim diye mi sustunuz? Laf bitti. Ha, lafın bittiği yerdeyim diyorsun yani Yasemin. Yasemin, seninle o uzun uzun konuştuğumuz kek kalıbı vardı ya, onu bana versene, ben de bir şeyler deneyeyim. İyi hatırlattın. Fakat o kek kalıbı ne kadar ulvi bir kek kalıbı. Kelimeler kifayetsiz kalıyor onu izah etmek için. İçeride de konuşalım mı kalıp hakkında? Hadi canım. Kek kalıbının var ya aslında yapımı... Sizin kafanız olmuş kek kalıbı. Bir yere mi gidiyorsun? Ben değil. Sen gidiyorsun. Nasıl yani? Cemil! Yürü! Cemil! Benimle bir dakika daha kalmayacaksın. Yürü! Ne yapmaya Cemil, çalıştığını Cemil. Biliyorum. Ne beni yapıyorsun Cemil? Istiyorsun. Geçen gün de beni vuran zaten sendin! Evet, ben yaptım. Ama isteyerek yapmadım. Sadece seni korumak istedim. Seni korumak içindi. Yalan söylemeyi bırak. Senin kim olduğunu öğrendim. Ne? Suna'nın kızısın sen. O hiç değilse açık açık benden nefret ettiğini söylemişti. Ama sen sakladın. Ben senden nefret etmiyorum. Tersine seviyorum seni. Yalan. Yalan defol. Cemil, defol. Bak en başta senden nefret ediyorum, yalvarıyorum. Annem teyzemin katil olduğunu söyledi. Artık ona inanmıyorum, her şey seninle. Yine yalan söylüyorsun. Kimse beni sevemez. Ah, ayağı göz göre göre kadını öldürüyor bu. Yasemin. Ya bana olur Cemil. Defol git buradan. Cemil, defol. Cemil bana kıyma ne olursa. Cemil et Cemil ne olursa. Cemil kıyma bizi diyorum.
Şuna ablanın kızıymış ha? Ben şok geçirdim. Böyle... Olacak şey değil. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bu Cemil kesin bu kıza musallat olur. Kesin pislik. Bak, sakın. Aralarına girme. Sakın. Bana ne? Benim ne üstüme vazife? Allah Allah. Tencere kapak onlar. Manyak ailesi. Kapıya bakıyorum. Hadi canım gel. Yasemin bana bak. Bu ince böyle avazı çıktığı kadar bağırıyor. Ben sana diyeyim Cemil kadın. Sus. Sinan var evde. Kız beni mi istiyor? Yasemin de Yasemin diye dogur dogur yaş mı döküyor? Sinan. Ne oldu? Feride çok fena Yasemin abla diye ağlıyormuş. Ben 5 dakika ona bakayım. Aa, öyle mi ağlıyormuş? Ne güzel. Misal misal o. Git git. Hadi görüşürüz canım. Güle güle. Sinan beni Kur'an çarpsın buluşacak bana dedi ki asla o Cemil'e bulaşma. Ne yapmış silah mı çekmiş tabanca mı ne yapmış? Ya görmedim de kız bağırışıyordu yapma kıyma bana falan diye. Sen git Nermin'e haber ver ben taş atayım onun camına. Kızım ne ağlıyorsun? Bizim de aklımız çıktı başına bir şey geldi diye. Bana bak yaralı mısın hastaneye gidelim mi? Silah mı çekti sana bıçak? Var mı bıçak izi falan? Hiçbir şey yapmadı. Sadece evden kovdu. Evden mi kovdu? Bunun için mi ağlıyorsun? Ne yapacağım şimdi ben? Bize git siz gel. Ha böyle bırakamayız bunu. Bebeğim yapacak bir şeyim var mı? Sen git evine. Git evine kuzum git. Gel. Gel canım gel ağlama gel. Gel, gel. Erken geldin hayatım. Canım. Bak ne yaptık biz? Gel bırak öyle bırak. Gel gel gel. Bir misafirim var. Bu gece burada yatıya kalacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç geç otur. Otur otur rahat et. Sen gelsene bir benimle. Ha. Hı-hı. Ne yapacağım? Daha yarım saat önce konuştuk. Hani aralarına girmeyecektin? Ne yapsaydım? Gencecik kadını sokak ortasına mı bırakaydım? Her gün 4 kişi ölüyor sokaklarda ya. 4 kadın ölüyor. Bu 5. mi olsaydı? Sinan! Allah Allah! Sanki 100 yıllarca mı kalacak kadın? Bu gece kalacak. Bilemedim bir gece daha kalır. Ne olmuş? Ben bir şey demiyorum artık. De ya lütfen. Böyle yapınca üzülüyorum bak bir şey de. Geleceğim mi salona oturmaya? Hayır yatacağım ben. Kusura bakmasın İnci Hanım. Tavırdan mı yatacaksın, uykudan mı yatacaksın? Doğruyu söyle. Tavırdan. Tavır yapıyorsun ve üzülüyorum ben. Ben gidiyorum o zaman. Dikkat et. İyi uykular. Sevap bu ya. Vallahi sevap bu. Sana bir tas çorba ısıtayım ben bir güzel. Öğrenmiş. Neyi öğrenmiş? Annemin Suna olduğunu öğrenmiş. Suna da kimdi ki? Tamam tamam ağlama tamam. Tamam 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 rol yapmayacağım sana. Şimdi şu haldeyken sen yalan atamayacaksın. E kızım dünyada 1000 tane erkek varken gittin ananla husumet yaşamış bir adamı mı seçtin sen de? Anne Cemil'in teyzemi öldürdüğünü söyledi. Cinayet kanıtlanamamış. Cemil'le mektuplaşmaya başladık. Güya itiraf ettirecektim suçunu. Ettirdin mi peki? Ettiremedim. Ben etse de umurumda değildi. Cemil'e aşık oldum. Allah Allah. Kız sen nasıl bir modelsin? Allah aşkına hususi olarak soruyorum. Ne buldun kız sen bu Cemil'de? Sevgi aşk neymiş onu da öğrendim. İlk defa mutlu bir yuvam olacak sandım. Ama Cemil her şeyi öğrenince terk etti beni. Ben onsuz nasıl yaşarım Yasemin? Hayır tamam tamam kuzum tamam ağlama. Şşş tamam tamam. Hiç metanetini elden bırakmayacaksın. Hayata bak. Gönül bu yani. Şeye de konuyor. Şeye de konuyor. Tamam tamam ağlama lütfen tamam. Şşş. Hay Allah ya. Keşke bir... Poğaça muhaça yapsaydık kadıncağıza. Arkadaşlarıyla yerdi. Artık içeri yiyecek almıyorlar. Hakikaten. Bana bak çok selam söyle. Sana anlattığım her şeyi de ona bir bir anlat. Üzme kendini. Hadi git. Tamam.
Güzel haberlerle de geri dön. Hadi canım. Yasemin. İnci sizde mi kaldı akşam? Evet, bizde kaldı. Gencecik bir kadını sokak ortasına bırakacak halim yoktu herhalde. Düşündüğün kadar masum biri değil o. Defet gitsin. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben ekmek buldum yerim. Dayak buldum kaçarım. Kadın buldum da dayanışırım. Huyum böyle. Ne yapmış o kadın sana? Ne yaptı o kadın sana? Kim olduğunu benden saklamış. Suna ablanın kızı ne var? He. Kendi kulağında duydun deme. Kadın susmadı ki gece boyunca. Bütün gece boyunca ağladı, dokur dokur gözyaşı döktü. Kadın seviyor seni. Hikayeyi biliyorum. Önce seni konuşturmak için yaklaşmış sana. Sonra da Allah'ın bir lütfu hikmeti aşık olmuş. Vallahi kusura bakma da. Çok denedim ama empati kuramadım bu duygusuyla. Seviyor seni kadın. İki damla gözyaşı döküp kandırdı seni demek. Kandırık mandırık yok. Nereden uyduruyorsun? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Şu hayatta bunu en çok sen fark etmişsindir. Herkesin ikinci bir şansa ihtiyacı vardır, tamam mı? Sen de vereceksin bu şansı bu kadına. Can düşmanımın kızıyla aynı yastığa baş koymam ben. Bitti. Sanki kendi sütten çıkma ak kaşık. Şu yürüyüşe, şu havaya bak. Kadın seni sevmiş, konuşuyor mu daha? Bilmiyorum. Kim söyledi, nereden öğrendi bilmiyorum ama öğrenmiş işte. Beni dinlemedi, yüzüme bile bakmadı. Evden kovdu beni. Defalarca söyledim değil mi sana? O adam teyzenin katili dedim. Seni kaç kere uyardım. Ama sen ne yaptın? O adama gittin, aşık oldun, bir de koynuna girdin. Haklıymışsın anne. Keşke dinleseydim seni. Özür dilerim. Ama her şeyi düzelteceğim biliyorsun değil mi? Sen beni mahvettin. Sen benim bütün planlarımı bozdun. Anne. Anne falan yok. Gözümden düştün. Zerre kadar güvenim kalmadı sana. Peki cinayeti itiraf ettirdim desem? Sesini kaydettin mi? Kameraya çektin mi? Yok. Benim aptal kızım. Yoksa itirafını peçeteye mi yazdırdın? Ya sen bunu da beceremedin. Zaten sen hayatta neyi becerdin ki? Hı? Anne, son bir şans var. Bırak. Sen o şansı kaybettin zaten. Bir daha buraya gelme. Artık seni görmek istemiyorum. Midem bulanıyor sana baktıkça, tamam mı? Bir daha bu kadını görüşe almayayım. Onu görmek istemiyorum. Allah. Yahu kendini bitirdin Allah aşkına İnci. Bak hasta olacaksın. Annemin de gözünden düştü. Cemile teyzemi öldürdüğünü itiraf ettiremediğim için çok kızdım. Sen nasıl itiraf ettireceksin Allah aşkına? Koca polis teşkilatı hiçbir şey yapamamış. Sen bir vatandaş başına ne yapabilirsin? Beceriksiz dedi bana. Bugüne kadar hiçbir şey beceremedik ki dedi. Yok yok canım, onu öylesine demişti. Sen ne bakıyorsun, sen sinirince neler söylüyor? Doğru söylüyor Yasemin. Ben bugüne kadar hiçbir şey beceremedim. Bir tek sevmeyi becerdim. Onun da sonu hüsran oldu. Şşş, Allah aşkına kendini koyma. Aa, bitirdin kız kendini. Annemi seviyorum. Ama Cemil'i de seviyorum. İki ateş arasında kaldım. İkisi de teker teker yaktı beni. Önce Cemil terk etti. Sonra annem görmek istemedi. Tamam canım, tamam tamam. Bir Allah aşkına bir derin nefes alalım. Allah aşkına bak, öldürdün kendini kızım. Sen annemi tanımıyorsun Yasemin. Bana bir bakışı vardı, tiksinir gibi. Seni gördükçe midem kalkıyordu. Cemil'i sevdiğim için midesi kalkıyormuş. Düşünebiliyor musun? Yok canım. Ana o yani, öyle. Ama sana bir şey söyleyeceğim şimdi Allah aşkına. Misal veriyorum, hamile olsan, kapı açılsa Cemil girse içeriye, bir sabah bulantıların başlar. Hayır ama yani seninki... Sen sevmişsin bu adamı, kime ne? Nikah yapmışsın, mutlu olmak istiyorsun. Kime ne? Allah Allah. Benim yuvam kumlar kale gibi yıkıldı. Artık ne annem var ne kocam. Yapayalnızım.
Artık yaşamak istemiyorum Yasemin. İstemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum Yasemin. Kız sen ne biçim konuşuyorsun yaşamak filan? Bu yaşında Allah'ın verdiği canı Allah alır. Anla istemiyorum. Bak şu an sen ruhi bir bunalımdasın. Bir nefes alıp verir misin? Asabi yorgunluk bu bak. Asabi yorgunluk. Ne var? Bu kız kendini öldürdü ya. İnci resmen ağlıyor. Öldü, öldü, dirildi. Cemil de Cemil diye. Anasının kızıdır o. Bir şey olmaz. Anası danası yok bu kızın. Ne kadar gaddarsın. Sabahleyin gitti hapishaneye. Annesini görmüyor, her şeyi anlatmış yiğitçe. Ben demiş bu adamı seviyorum. Cemil'e aşığım. Suna abla da demiş ki o zaman benim kızım değilsin. Çek git. Düşün. Bir günde hem kocasından oluyor hem anasından oluyor. Suna İnci'yi reddetmiş. Reddetmiş senin yüzünden. Kim bilir ne dolaplar çeviriyorlardır. İnanma. Dolap molap yok bu işte. Kız dogur dogur ağlıyor diyorum. Sen kendini hatırla. Handan öldüğünde ne biçim ağlıyordun? Bu kız da aynen senin durumunda. Ya bu kız seni seviyor, seviyor. Bir hata yapmış tamam. Ama geri dönmüş hatasından. Ne var? Sen hiç hata yapmadın mı? Ha? Sayayım mı ben? Bir liste çıkarırım buraya. Bak bu kız seninle mutlu olmak istiyor. Çok rica ediyorum. Allah aşkına kendine gel. İnci senin de sevilmek, mutlu olmak için son kapın. Gel gel. Ay seni görünce ne kadar çok sevinecek. Bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Siz ikiniz buluşun, ben iki dakika bahçede dururum. Fakat ne olur çabuk konuşun, Sinan görürse öldürür beni. Tamam tamam. Tamam mı? Mutfakta durun şimdi. İnci! Canım! İnci! İnci! Allah Allah. Nerede bu ya? Gitmiş olabilir mi? Yok canım baksana ayakkabıları duruyor. Banyoda. Yüzünü mü yıkıyordur kız? Dur bakayım. İnci! Canım! İnci! Bak Cemil geldi. Vallahi billahi barışmak istiyor. İnci! Bayılıp kaldı mı, ne yaptı bu acaba ya? Açsana kapıyı. Açayım mı? İnci bak kapıyı açıyoruz. Arkamda Cemil var. Eğer uygunsuz durumdaysan günah gitti benden. Açıyorum. İnci! 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 İnci uyan. İnci! Uyan. Yaşamak kimileri için anlamını erkenden yitirirken ve hayat her şeye rağmen yaşamaya değerken bazıları bilemez kıymetini, ilk aldığı yenilgide pes eder ve rüzgar gibi savrulup gider hayat ağacından. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.